Hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük vlog çekiyorum. Aslında bu video belki 2-3 günlük olabilir. Ama şu an bugün ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Bugün Estila ile buluşuyorum ve Canyon'a Flying Tiger açıldı biliyorsunuz. O yüzden Canyon'a gidiyoruz. Gerçekten Flying Tiger benim favori mağazam. Bu yıl biliyorsunuz ki yurt dışına çıkmıştım ve yurt dışı vloglarımı izleyenler bilir ne kadar büyülendiğimi. Tam benlik bir mağaza, o yüzden çok seviyorum. Çünkü açılır açılmaz da gitmek istedik Estila ile birlikte. Hemen size üstüme ne giydiğimi göstereyim. Sonrasında da çıkacağım. Altında bu Stradivarius'un keten pantolonu var. Üstümde H&M'den aldığım kazağımsı bir üst var ama ince bir üst, uzun kollu. Wow, hani kazak ama uzun kollu. Onun dışında siyah kot ceket var, bu da Mango'dan. Longchamp'imi taktım. Böyle yani ayağıma da büyük ihtimalle vejalarımı giyerim. Şimdi de çıkıyorum. Hoşça kalın. Tekrar kamerayı orada açmaya çalışacağım. Bay bay. Kafeye geldik ve sizlere neler aldığımızı göstereceğim. Ve hani biz 2 saat boş boş kanyonda gezindik. Zaten 1 saat sıra bekledik. Eskili değildi bu arada, değildi yani. Teşekkürler. Ama ürün olarak şu anlık seçenekler az geldi bana. Ama hani gerçekten çok da kötü değildi ama beklenilmez o sıra. Birazcık o sıra geçsin, öyle gidin. Yani ben de hani sıranın karşısını vermek için bir şey almak zorunda kaldım arkadaşlar. Hani almak zorunda kaldım dediğim üç şey. Gel ilk seninkileri göstereyim. Üç şey, benimki bir şey. Hani zorla çıktı arkadaşlar bu. Evet. Hani biz diyoruz ki minimum 5 Esra ilk önce böyle bir şey aldı. Ay çok gerekli. Aa, kapağında da şey var. Ne? Bak. Reis. İyi misin? Neyse, şey, çok fazla gezindik. Çekme element metrodan sonra. Aynısını diyecektim. Böyle bir kutu, çok hiç amaçsız. Bu. Öpke. Ver. Bu arada gerekli yani bu. Sonra Esme 2025 gelmemesine rağmen bir 2025 ajandası. Ama burada da bir Tiger logosu var. Zaten hani Tiger'ın amacı bir estetik. Ve arkadaşlar bu. Mesela sen, ben bunu sana bir adam akıllı teslim edeyim de dövebilir. Bunu da göstereceksin.
neler yaşandığını anladım. Sonrasında bu çantadan, bu çantayı galiba ilk gün gidenlere hediye verdiler. Ben o zamandan görmüştüm ve çok beğenmiştim. Bunun burası güzeldi, bu arkası çok saçma geldi. Bence fiyatlarını da söyleyelim almak isteyen varsa. Bu çanta mesela 170 liraydı. Ajanda 380, kutum ne kadara geliyor? 140 mıydı? 140 tarzı bir şeydi. Ve benim aldığım şeydi. Ama o şimdi zaten gitti önceden. Ben hiç gitmemiştim. Reisine de çok bir şey almadın sen de. Yani oradan anlayın. Normalde biz bütün mağazayı satın alma potansiyeliyle gitmiştik. Bu arada sahibiz o potansiyel. Ama asla. Elim bu. O sırada. Hani sahibiz ama yok yani. Almayı. Böyle çok güzel. İyi ki aldım. Ama biraz 280. Bu arada buna gerek yoktu. Benim Dalin tanıyorum vardı. Sen ondan mı istiyorsun benim var diye? Ne zaman? Ben aldım dedim bana ilk, ben sana bunu gösterdim. Hayır, büyük tarak aldım. Hani ben bir yerde tarak arayışındaydım ya. Sonra büyük tarak aldım. Eski çantayı atmadık sen. Evet. Küçük Dalin tarakını çantaya atmalı ki. Hayır, Dalin kullanmayacaksın artık. Bunu yok, kullanacağım. Arkadaşlar. Bu arada bu tarak çok güzel ve bu 40 liraydı. Ne? Evet, 40 liraydayız. Ben toplam 50 lira ödedim. Keşke ben de alsaydım. Reis, sen ne kadar zannettin? 70. Yavrum, çok farklı. Hayır yani benim ama yeni aldım ama 50 falan alabilirmişim. Bunun bir de pembe seçeneği vardı. Yani bir de bize susma payı olarak küçük haribalardan verdiler. Anlamadılar şu an bu arada. Ha, biz bir saat sırada bekledik arkadaşlar ve sırada beklerken haribo verdiler. Minik şu olanlar. Bunun tadına bakacağız. Şimdi de bunun tadına bakacakmış Esra Hanım. Ben de brownie. Hani kafeye geldik ama çikolata. Burası kafe değil, ev gibi. Evet. Hatta bomboş. Sadece biz varız hatta. Gün büyük bir yer bu arada. Neyse. Gün büyük, biz büyük olmasın. Neyse, benim ikilemelerime takılma. Şimdi de kahve tadını. Neyse, çok sağ ol. Hani hiç de yemedi. Asla hiç yemedi. Yok, asla. Neyse, ben sağlıklı bir oldum. Asla değil. Korninin bu... Ben önceden başka bir şey denemiştim ama kötüydü. Asla ya. Gözükmeyeceğim dedikten sonra senin şeylik. Aa, telif yiyeceğim. Gün bununla topluydu, saçım yağlı olduğu için. Ben çok da yağlı değil, kuru şampuan kullanmıştım ama. Yani bunun şampuanı aldım. Bu arada ekmeği çok yağlıydı. Ama şu an düzelmiş kendine. Ha. Galiba kuru şampuan etkisi. Şey, biliyor musunuz? Saçımı topladım, böyle olup topluyor. Ve dokununca saçım yağlanıyor çabuk benim. Anladın mı? Dokunma. Şimdi tarayama kullanacağız. Hani tarak da dokunuyor ama sen bilirsin. Böyle mi? Evet, öyle. Bir şey. Öyle mi? Evet. Manavgat şelalesi. Öyle bir şelale vardı değil mi? Vardır herhalde. Benim coğrafya bilgisi sıfır olduğu için. Çok kullanışlı. İyi ki almışım. 40 lira koşunalım, mükemmelmiş. Keşke ben de alsaydım. Arkadaşlar, kardeşime pembesini alsaydım ama ne bileyim ben, niye öyle benim durdu? Bir de hani diyor ki küçük tarak bende var. Asla çantasında taşımıyor. Taşıyordum eskiden. Birkaç arkadaşla karşılaştık. Giderken, işe giderken... Kimse ama boşu boşuna 10 tane kafe gezmemiştir. Oturup kalkıp. Evet, bugün 10 tane kafe gezdik. Esra yüzünden maça deneyecek. Bir de beni dolaylı yollarla kaldırmaya çalışıyor. Hayır, gerçekten maça denemek için neydi arkadaşlar? Doğru güzel bir oturak bulmak için. Oturak. Hayır, bir de estetik bir yer arıyor. Biz orada oturacak yer asla yok. 1000 tane yer gezdik zaten. Neyse. Neyse, kavimler göçü yaşanıyor arkada. Neyse, ben bunu demin tanıdığımız bir arkadaşımızı gördük. Hatta çok erdemli bir insanı gördük. Biz o kadar hani zeka seviyemiz düştü ki. Mesela giriş kata gideceğiz. Giriş kattayız, fark etmiyoruz. Asansöre biniyoruz, yukarı çıkıyoruz, aşağı iniyoruz. Aslında bulunduğumuz kat giriş katmış zaten. Hani çok şeye bağladık. Pazar günündeyiz. Sesim zaten iğrenç.
Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük bir vlog çekiyorum. Şu an günlerden pazar ve sabahın 8.30. Normalde hiçbir kuvvet beni pazar günü 8.30'da uyandıramazdı. Yani kendime kalkmalarım dışında. Ama bugün gördüğünüz gibi hazırlandım. Bu Decathlon'un üstünden, içinde de yine Decathlon'un üstü bir de İspanyol paça tayt var. Tahmin edebileceğiniz üzere buz paneline gidiyorum. Biliyorsunuz ben kursa başladım, o yüzden de öyle yani 8.30'da uyanıyorum. 9.30'da zaten antrenman başlıyor. Saçımı falan da yapıp daha yüzümü de yıkamadım. Neyse. Öyle annemle babam getiriyor. Şimdi de hoşçakalın. Ben hazırlanmaya devam edeyim. Birazcık bundan bahsedeyim. Güzel geçti. Şöyle, ben sadece pazar günleri gidiyorum. Normalde bir önceki videoda size galiba cumartesi pazar gideceğimi söylemiştim. Aslında zaten öyleydi. Fakat bu bir ay boyunca anneannemler Trabzon'da olduğu için beni cumartesi günleri götürebilecek kimse yok. Babamlar, annemler işte oluyor. Ablam da üniversitede. O yüzden aslında tek gidebilirim ama gerçekten o kadar çok fazla aktarma falan var ki. Bilmiyorum ama anneannem gelince, anneannem de araba kullandığından falan değil, anneanneme gidip gelmek daha kolay olur diye. Anneannemin bundan haberi yok. Ama özel derse giderken hep anneannem beni gelip götürdü. O yüzden onu çok seviyorum. Buradan da öpüyorum onu. Çünkü izliyor videolarımı. Neyse, dedim ki acaba cumartesi günleri özel ders mi alsam? Annemlerin bu fikirden çok haberi yok ama. Yani kursa katılmıyorsam özel derse okey derler herhalde. Özel ders almayı düşündüm. Onun dışında yeni paten almak istiyorum. Birazcık pahalılar. Birazcık. Direkt çıkışta buz adasının karşısında bir buz patenci var. Orada paten baktım. Eda biliyorsunuzdur eğer buz pateniyle ilgileniyorsanız. O, neydi? Over bir şey bir şeydi. Over... Ya direkt over yazsanız çıkıyor zaten ama Edea'nın overlı bir modeli 17 bin lira. Hani ki bu en uygun arkadaşlar. Bunun işte bu havada dönüş spinleri için falan daha pahalılarını kullanıyorlar da hani abartmaya gerek yok. Benim için şu anlık en uygunu 17 bin lira falan. Birazcık pahalılar ama almak istiyorum. Şimdi ben hemen üstümü değiştireceğim. Burada çok yoruldum. Daha ders çalışmam gerekiyor. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın.